Herkese merhabalar. Sınav yaklaşmışken sınav kaygısıyla alakalı ve sınav günü ne yapmamız gerekiyor? Sınavdan bir gün önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlar hakkında minik bir bilgi vereceğim. Öncelikle sınav kaygısı nedir? Şimdi aslında sınav kaygısı insanların yani kendi zihinlerinde yarattığı bir olgu. Bunların nedenlerini de açıklayacağım. Korku ve kaygı unsuruyla sınav olgusu birleştiği zaman ortaya sınav kaygısı ortaya çıkıyor. Ve bu sınav kaygısı hem fizyolojik hem de psikolojik belirtilere yol açılıyor. Çocuklarda da açıyor, velilerimizde de açıyor, ebeveynlerde de açıyor. Peki biz bu sınav kaygısını nasıl kontrol edebiliriz ve nasıl yönetebiliriz? Bunlara değineceğim. Şimdi baktığımız zaman iki çeşit sınav kaygısı var. Daha çok rastladığım yani öğrencilerde gözlemlediğimiz, danışanlarımızda gözlemlediğimiz biri yüksek doz kaygı, biri düşük doz kaygı. Peki düşük doz kaygı aslında her insanın içinde olması gereken yani kaygı olmadığı zaman bazen biz harekete geçmiyoruz. Minimal düzeydeki kaygı her zaman insanın içinde vardır ve bu insanı tetikler. Ama yüksek düzeydeki kaygı, yüksek dozdaki kaygı ise hem fizyolojik hem psikolojik belirtileri neden olur. İşte kalp çarpıntısı, nefes alamama, el titremesi, çok ileri düzeylerinde bayılma, vücut hareketlerini kontrol edememe, bunlara değineceğim. Yüksek doz kaygıyı şuna benzetiyorum ben. Araba hayal edelim bir tane. Kontağı çalıştırdık, aniden gaza bastık. Araba ne yapar? Araba tabii ki öne atar kendini. Ben buna yüksek doz kaygı diyorum. Çünkü aslında arabanın başlaması için minimal düzeyde birazcık gaza basarsak araba seyir halinde düzgün bir şekilde devam eder. Daha sonra hızı artar. Bu örnek çok iyi. Çünkü her zaman çocukların aklında ani kaygı ya da ani yüklenmeden dolayı farklı bir atak oluşuyor. Bu atağı kontrol etmemiz gerekiyor. Peki bu kaygının altında barınan şeyler neler? Yani kaygı olgusunu çocuklarda yaratan şeyler neler? Özellikle yüksek kaygı olgusunu. Öncelikle her insanda olduğu gibi yetersizlik duygusu çok baskındır. Yani yetemeyeceğim, kendime yetemeyeceğim, bilgilerim bana yetmeyecek, hazır değilim, emin değilim, aileme yetemeyeceğim. Bu yetersizlik duygusuyla başa çıkılmadığı zaman kalp düzeyimiz çok fazla tavan yapıyor ve bunu yönetmekte de çok zorlanıyoruz. O yüzden öncelikle içsel çatışmalarımızdaki yetersizlik duygusuna bakıp bunu nasıl yöneteceğimizi bilmemiz gerekiyor. İkincisi bir zihinde oluşan otomatik negatif düşünceler diyorum. Yani işte sınavı yapamazsam ailemin yüzüne bakamayacağım. Arkadaşlarıma neler söyleyeceğim? İşte arkadaşım benden daha çok çalışıyor, daha mı yüksek alacak? Sınav dünyanın sonu. Bu sınavı başaramazsam kendimi çok kötü hissederim gibi otomatik olumsuz düşünceler bilgi birikiminin önüne ket vuruyor her zaman gibi. Peki biz bunu nasıl yönetmeliyiz? Şimdi otomatik olumsuz düşüncelerin yerine daha mantıklı, daha gerçekçi düşünceler koyarsak süreci yönetmemiz daha mantıklı olur. Örneğin bu sınavı kazanamazsam hayatım biter. Sonuçta hepimiz sınavlara girdik, hepimiz öğrencilik hayatında olduk, yaşadık. Bazen 100 aldık, bazen çok düşük puanlar aldık ama hayatımızın sonu olmadı. Bu kalıbı üzerimize giyersek, bu yeleği yani hani son başaramayacağım, kimsenin yüzüne bakamayacağım yeleğini üzerimize giyersek zaten kabullenmiş oluruz ve değiştirmekte çok zorlanırız. O yüzden bu düşüncelerimizin yerine ben aylardır emek veriyorum. Evet, emeğimin karşılığını bir şekilde alacağım. Önce kendim için çalışıyorum ve ben bu bilgi birikimini ne kadar daha potansiyeliyle sınava dökebilirim. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Kendi zihnimizin önüne böyle ketler ya da duvarlar koyarsak zaten o duvarları aşamayacağımız için o duvarların altında kalırız. Öncelikle bu zihnimizi değiştirmemiz lazım. Çünkü zihin uçsuz bucaksız bir okyanusa benzetiyorum ben. Her şeyi içine alabiliyoruz ama hangisini kullanıp kullanamayacağımızı kendimiz seçebiliyoruz. Burası çok önemli. Zihin okyanus gibi oluyor ve içine her şey dahil olabiliyor. Kirli bilgi, olumsuz bilgi, yetersiz bilgi, yanlış bilgi. Ama bizim burada en temel almamız gereken şey ben hangi düşünceleri, hangi bilgileri alıp hayatıma dahil etmem gerekiyor ki hayatımı daha olumlu anlamda devam ettireyim. Bu çok çok daha önemli. Yaşam tarzı, hep söylüyorum. Yaşam tarzı, uyku düzeni, beslenme düzeni, motivasyon kaynakları. Bakın sınav için motivasyon çok önemli. Çünkü zihnimizde oluşturduğumuz herhangi bir yargı bizim ruhumuzu ve bedenimizi etkiler. Biz zihnimizi yönetebilirsek ruhumuz ve bedenimiz de çok çok iyi yönetiriz. Mesela örnek vereyim. Benim için en iyi motivasyon kaynağı müziktir. Ben ne zaman bir işe başladığım zaman, bir makale yazdığım zaman, yazı yazdığım zaman dikkatim dağılıyorsa hemen es veririm. 5 dakika müzik dinlerim. Evet, motivasyon
kaynağım artar, kahvemi içerim. Bunlar beni mutlu eden şeyler. Çocukların da bunları fark etmesi lazım ve dikkatleri dağıldığı zaman, çok morali bozuk olduğu zaman, kaygı düzeyleri yükseldiği zaman es verecekler. Beni motive eden şey yürüyüşse yürüyüş yapabilirler, müzik dinlemekse müzik dinlemek, yemek yemekse yemek yemek, etrafa bakabilmek ya da böyle sadece balkondan temiz hava alıp 10 saniye zihnini dinlendirmek bile inanın kaygı düzeyleri arasında çok fazla bir değişikliğe neden oluyor. Bu da çok önemli. Uyku zaten her zaman söylüyorum. Verimli uyku olduğu zaman beyin hücreleri zaten dinleniyor. O yüzden asla uykularından da geri kalmamaları gerekiyor. Daha sonra bu kaygı nedenlerinden bir de aile faktörü. Sözü gelmişken ailelerin de desteği çok önemli. Yani bu sınava aslında sadece çocuk girmiyor. Aileler de onlarla beraber giriyor. Ben son zamanlarda fark ediyorum. Hiç biz fark etmesek de ebeveynler olarak çocuklarımızın omuzlarına çok fazla beklentiler, çok fazla yükler yüklüyoruz. Mesela sınavdan mesela bazı çocuklar şey diyor, hocam sınav kağıdında annemin babamın yüzünü görüyorum ve o an odaklanamıyorum. Ya da diyorum ki neden, hani çok mu baskı oluyor üzerinde? Hayır ama onlara mahcup olurum, onları mutlu etmem lazım. Benim her zaman böyle öğrencime dediğim tek şey şu, önce kendin mutlu ol ki etrafına mutluluk saçabilesin. Önce kendin kendinden emin ol ki bilgi birikimine bak ki ve önce kendin için sınava gir ki başarı düzeyin artsın. O yüzden bizlere, ebeveynlere, öğretmenlere hani bu çok ayaklı bir aslında sınav süreci. O yüzden çok destek olmamız lazım. Bir örnekte de şu, ben sınava ailemle gitmedim, amcamla gitmek istedim. Çünkü ailemle gidersem hani annem babamdan dolayı gerileceğimi düşündüğüm için günler önce ben bunu ailemle paylaştım ve dedim ki ben amcamla gitmek istiyorum, siz sınav çıkışına gelebilirsiniz. Ben gittim ve benim asla üzerime bir baskı yoktu. İşte bunu yapmak zorundasın, seni özel okula gönderdik, şunu yaptık, bunu yaptık gibi süreçler değil. Ben her zaman bir birey olarak ailemde kabul gördüm. Sınavdan 100 de alsaydım ben ailemin bir bireyiydim. Düşük de alsaydım. Önemli olan sınavdan düşük aldıktan sonra bunu nasıl telafi edeceğimizdir. Yani bu da çok önemli bir nokta. Sınavdan çıktım. Ailem bana hiçbir zaman şeyi sormadı. Sınavın nasıl geçti? Sorular zor muydu? İşte yapabildin mi? Çalıştıklarından mı çıktı? Bana sarıldılar. Öncelikle geçmiş olsun dediler. Bir yıldır emek veriyorsun. Gel şimdi hani artık dinlenme vakti. Gel bir yemeğe gidelim. Yemekte istersen bize sınav sürecinden bahsedersin. Bu bana o kadar güven verdi ki, yani bu beni o kadar mutlu etti ki. Ondan sonra evet anladım, sınav benim önümde bir engel değil. Yani her zaman ailem içinde mükemmeli aramak zorunda değilim. Kendim için mükemmeli bulmak zorundayım. Şimdi çocuklar sürekli çalışıyorlar, işte ek dersler, sınavlar, zaman yönetimi bunlarla meşgale ederken aslında çocuğun ruhu birazcık yoruluyor. Önemli olan çocuk kendinde şunu kabullenmeli. Benim için mükemmel olan ne? Yeterli çalışmamın sonucunu ben nasıl sınav anını aktarabilirim ve zihnimi sınav anına nasıl sabitleyebilirim? Bunlardan bir tanesi de şu, çocuğun kendi için mükemmeli araması. Yani çok güzel bir örnek vardır, bunu her zaman da kullanırım. Bir kasa, yani en iyi portakalı bulmak için bir kasa portakalın hepsini yersen sana karın ağrısından başka hiçbir şey vermez. Ama elindeki portakalı en mükemmel olarak hayal edip ve onu mükemmelleştirmeye çalışırsan senin o portakalın en mükemmel portakal olur. Yani her zaman birey kendini çok daha iyi tanıdığı için en mükemmeli kendi için araması gerekiyor. Bunlar da çok önemli. Kaygıyı bu şekilde yönetebilirler. Kaygı nedenleri de bunlardır. Peki gelelim diğer tarafa. Sınav günü ya da sınavdan bir gün önce nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle ben şunu söylüyorum. Tabii şu an hani Covid dönemi, pandemi dönemi, belki okullara alınmıyor olabilirler sınava gireceğiniz yerlere vesaire. Ama öncelikle sınav anında sınav yerini ya da dıştan ya da içten görmek çok önemlidir. Çünkü kaygı ne zaman ortaya çıkar? Belirsizlik durumlarında. Ama biz önceden gidersek ya da sınav yerini, sınav salonunu işte uzaktan bile görürsek zihnimizde biz bunun fotoğrafını çekeriz ve alışık olduğumuz bir imaj olduğu için beynimizde ve zihnimizde bu bizi kaygımızı azaltır. Ha evet, ben şu salonda şurada girecektim. Zaten önceden görmüştüm. Panik olmazsınız. Sınav anında gider oturursunuz. İşte sandalyeniz bellidir, masanız bellidir. Her şeyi biliyorsunuzdur, yolları biliyorsunuzdur. Bu size bir tık daha huzur verir. İkincisi, benim çok önerdiğim bir şey. Bu sınavdan bir gün önce telefonlar hiçbir zaman durmaz. İşte başarılar canım, işte kuzen arar, arkadaş arar, komşu arar, akraba arar. Bu çocukta kaygıya neden olur. Sadece şunu söyleyebilirsiniz arayanlara. Yarın sınavdan sonra size geri döner ya da istediği zaman geri döner. Şu an
hani sınava daha çok odaklanıyor. Yani aradığınız zaman bazen fark etmeden ruhumuzda şu kaygı oluşabiliyor. Herkes başarılar diliyor bana. Bu kadar insana ben nasıl cevap vereceğim? O yüzden telefon görüşmelerini sınavdan bir gün önce, iki gün önce azaltmak, başarı dileklerini azaltmak bana göre çok çok daha mantıklı. En azından kaygı düzeyini minimal düzeye indirir. Kesinlikle sınav günü giyeceğiniz şeyleri bir gün, iki gün önceden belirleyin. Ben eşortmanla gitmiştim çünkü çok rahat olmam gerekiyordu. İşte karnımı sıkan ya da dar olan bir şeyle gitmemiştim. Hani sizin isteğinize bağlı nasıl mutlu olacaksınız ama bir gün önceden hazırlayın ki sabah kalktığınız zaman kahvaltı rutininden sonra şey yapabilirsiniz. Hemen giyip sınav salonuna doğru yönelebilirsiniz diye. Beslenme düzeninizi değiştirmeyin. Hani işte son gün sabah kalkıp hiç yemediğiniz bir şey yemeyin. Nasıl rutininiz varsa beslenme rutininiz ona o şekilde devam edebilirsiniz. Çünkü aniden belki o hem stresli durumda olabilirsiniz hem heyecan sizin vücudunuzda, midede, bağırsakta ya da başınızda farklı fizyolojik belirtiler neden olabilir. Bunun önünü kesmek için de söylüyorum. Onun dışında da şunu hep hatırlatayım. Sınavdan korkmamıza gerek yok. Çünkü sınavın adı zaten bazen çocuklarda korkutucu olabiliyor ama ne kadar hazır hissedersen, ne kadar mental olarak kendine güvenirsen sınav anında zaten ne anne babanı görürsün kağıtta, ne başka bir şey görürsün, kendini görürsün ve kendi potansiyelini fark edersin. Bazen evet 5-6 dakika aklınıza hiçbir şey gelmeyebilir. Bu çok normaldir. Daha sonra arkanıza yaslanın, yapabildiklerinizi düşünün. Bugüne kadar neler başardın? En başarılı olduğunuz sınav anınızı hayal edin. İşte sınavdan çıkışınızı hayal edin. Mutlu olduğunuzu hayal ederseniz gerçekten sınav kaygısını hem yenmiş olursunuz hem de sınavı çok güzel atlatmış olursunuz. Bunun dışında söyleyeceklerim bu kadar. O yüzden şimdiden herkese çok başarılar diliyorum. Unutmayın kendi anahtarınız, kendi hayatınız anahtarı kendi elinizde ve her kapıyı elinizdeki o güzel potansiyeli olan anahtarla açabilirsiniz. Şimdiden başarılar, emeklerinize sağlık. Güzel bir yaz tatili diliyorum, güzel bir hayat diliyorum. Unutmayın ki siz ne kadar kendinize güvenirseniz hayat o kadar size çok fazla kapı açar. Siz olun, kendinizi sevmekten, kendinize güvenmekten vazgeçmeyin. Tekrardan başarılar diliyorum.